Samsung Galaxy Z Flip 4 küçük kardeşi Flip 3 ile arasında olan 8000 TL'lik fiyat farkının hakkını veriyor mu? Kasa yapısı olarak neredeyse hiçbir fark yok aralarında. Yeni Flip 4 4 gram daha ağır, 0.8 mm daha kısa 0.3 mm genişliği daha az ve kalınlığına geldik mi hala 6.9 mm kalın. Dış tarafı Gorilla Glass Fictus yerine Gorilla Glass Fictus Plus ile korunuyor ve Flip 4'de artık kamera çıkıntısı var. Her iki telefonda 12 megapiksellik ana kamerasına ve 12 megapiksel ultra geniş açı kamerasına sahipler. Flip 4 ve 3 arasında genel olarak pek bir fark göremedim. Hatta hiçbir fark yok diyebilirim. Ama bazen Flip 4'ün canı istediği zaman resimlere güzel ve doğal renkler katıyor ve Flip 3 Ile karşılaştırdığımızda resimler Flip 3'te daha soluk çıkıyor. Ama o da bazen. Video konusuna geldik mi? İkisi de yine aynı. Yani arka kamerasıyla 4K 60 fps video çekiyorlar. Evet her iki telefonda ön kamerasıyla 4K 60 fps çekme imkanı sunuyor bize. Ve portre video çekme özelliği iki telefonda da var. İkisi de 1080p 30 fps çekiyor. Geçen seneki nesilden 400 miliamper daha büyük olan bataryası hala günün sonunu zor zar görüyor. Yani hala yeterli değil ama artık 15 Watt yerine 25 Watt hızlı şarj desteği olduğu için yani Flip 4'ü tercih ederseniz en azından şarj süreniz kısalıyor. Samsung Galaxy Z Flip 3'te Snapdragon 888 varken bu sene Snapdragon 8 Plus Gen 1 kullanılmış. İki telefonda oyun performansına pek büyük bir fark göstermiyorlar. PUBG'de grafikleri akıcıya aldığımızda aşırı yani 60 FPS oynama imkanı sunuyorlar ve HDR'a aldığımızda ultra yani 40 FPS oynama imkanı sunuluyor. Evet bu iki telefon arasındaki farkı sizi göstermeye çalıştım bu videoyla. 8000 TL'ye değer mi değmez mi bu kararı size bırakıyorum.